Evet arkadaşlar bu dersimizde madde döngülerinden bahsedeceğiz. Madde döngülerinin alt başlıkları nelerdir? Karşımıza hangi sorular çıkabilir? Onlarla ilgili önemli detayları da bu konu başlığı altında giriş yapacağız. Şimdi ilk döngümüz karbon döngüsü. Nedir peki karbon döngüsü? Karbon doğada bitki ve hayvanların bünyesinde onlara enerji veren temel yapı taşı olarak bulunacaktır. Peki kalkerli kayaların bünyesinde de karşımıza ne yapacak? Bu çıkacak. Yani karbonu biz kalkerli kayaçların bünyesine rahatlıkla görebiliriz. Volkanik faaliyetler sonucu ortaya çıkacaktır. Rahatlıkla karbon döngüsünün volkanik faaliyetler sonrasında da oluştuğunu söyleyebiliriz. Orman yangınları ve fosil yakıtların yakılmasıyla da atmosfere büyük oranda karbondioksit karışacaktır. Peki atmosferde karbondioksitin aşırı derecede artması neye sebep olabilir? Küresel ısınmaya. Yani şu an yaşadığımız küresel ısınmanın aslında karbondioksitin artmasıyla direkt bir ilişkisi vardır. Karbondioksitin azalması durumunda da küresel soğuma karşımıza rahatlıkla çıkacaktır. Peki karbondioksit yer yüzünün aşırı ısınıp aşırı soğumasına da ne yapacak? Bu anlamda sebep olabilecektir. Bu yönüyle yeryüzüne sıcaklık dengesini de oluşturan özel bir döngüdür. Atmosfer ile okyanus arasında sürekli bir karbon alışverişi vardır. Karbonun asıl kaynağı da okyanuslardır. Sebep sorarsa karbon döneminde o bütün bitkilerin, canlıların ölmesiyle nereye taşınmıştır? Çukur alanlara. E zaten çukur alanlarda dünyada okyanuslar, denizler ve göl tabanlarıdır. O yüzden biz buralarda sıkça azot döngüsü ya da karbon döngüsünün karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Peki azot döngüsü demişken hemen azot döngüsünün ne olduğu ve nelerle ilgili alt başlıklar bize sunabilir? Onlarla ilgili paragrafımıza geçebiliriz. Azot döngüsü canlılar için önemli bir maddedir. Ve azot döngüsünün azot kullanımıyla ilgili ciddi bir paralelliği vardır. Şimdi burada protein ve DNA'nın bileşenlerinden de olacağını azotun unutmayalım. Azot topraktaki verimi önemli ölçüde ne yapacak? Etkileyecektir. Suni gübre yapımında havadaki azottan oldukça fazla biz yararlanıyoruz. Atmosferin %78'ini azot oluşturur. Bu azot bitkiler tarafından doğrudan ne yapılamaz arkadaşlar? Kullanılamaz. Yıldırım ve şimşek sırasında toprağa geçecek, yağmurlar da toprağa aktarılacaktır. Topraktaki bitki köklerinde bulunan bakteriler tarafından nitrat tuzlarına dönüştürülerek bitkiler tarafından kullanılacak. Bitkilerden de diğer canlılara geçecek, etçilerden de tekrar ayrıştırıcılar tarafından inorganik maddelere dönüştürülerek toprağa karışacaktır. Toprağı azot yönünden en çok besleyen bitkiler ise baklagillerdir. O zaman bizim azotu en çok bağlayan bitkimiz nedir derse karşımıza hemen baklagil bilgisi çıkacaktır. Görüyorsunuz şekil üzerinde anlatmaya çalıştık. Yıldırımlarla şimşeklerle arkadaşlar toprağa düştü. Azot bağlayıcı bakteriler tarafından tutuldu. Bitkilere taşındı. Bitkilerden hayvanlara hayvanların ölümüyle tekrar nitrifikasyon bakterileriyle ne yapacak? Dönüşüm devam edecektir. Hemen arkasından oksijen döngüsüne bakalım. Atmosferde %21 oranında oksijen bulunmaktadır. Oksijen atmosferde atomik oksijen, moleküler oksijen ve ozon olmak üzere 3 ayrı şekilde bulunur. Bitkilerin fotosentez sırasında açığa çıkar ve alplerin yardımıyla oksijen yine ne yapacaktır? Açığa çıkacaktır. Diğer bir oksijen kaynağı da yerden belli bir yükseklikteki atmosferde bulunan sudur. Bu suyun fotolizi yani suyun ışık yardımıyla oksijen ve hidrojene ayrışması ile oksijen oksijen yani yine ne yapacaktır arkadaşlar? Açığa çıkacaktır. Canlıların solunumunda oksijen tüketilir. Yanma olayında da yine oksijen ne yapılacaktır? Tüketilecektir. Bunları da unutmayalım. Hemen son döngümüz olan fosfor döngüsüne bakalım. Fosfor doğada okyanus ve denizlerde kayaların arasında bulunur. Atmosferde bulunmayacaktır. Erozyon sonucu çözülen kayalarda bulunan fosfor ise bitkiler tarafından ne yapılacaktır? Kullanılacaktır denizlere taşınır ve deniz canlıları tarafından da yine dönüşüm halinde kullanılır. Bunlar yeniden kuşlar yardımıyla karaya taşınır. Yer kabuğunda da fosfor miktarı azdır. Deniz canlılarında ise fosfor oldukça nedir? Fazladır arkadaşlar. Peki ekosistemlerin işleyişi deyince aklımıza ne geliyor? Su ekosistemleri diyelim. Yine arkasından karasal yani tatlı su ekosistemleri ve yine ikinci başlığımız ise denizler yani tuzlu su ekosistemleri. Tatlı su ekosistemleri deyince göller, nehirler, bataklıklar. Tuzlu su ekosistemleri deyince okyanuslar, denizler ve haliç alanları aklımıza gelmelidir su ekosistemlerinin doğal sistemlerin işleyişe etkileri acaba nelerdir? Su ekosistemi denilince okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve bataklıklar anlaşılır. Okyanusların ortalama derinliği 3700 metredir. Okyanus tabanlarında canlı sayısı oldukça azdır. Bunun sebebi güneş ışığının deniz ve okyanuslarda 100 metrenin altında etkili olamamasıdır. Okyanus ve denizlerde canlıların Büyük ve bunlara bağlı büyük çoğunluğu yüzeyden 100 metre derinliklere kadar olan kesimlerde yaşar. Ee, bir yer yanlış ama yine altın çizmedim. O an bakmıyordunuz o yüzden şey yapamadım. Gittim. Altın çizmen için bir sıkıntı Aynen, yok değil Çe mi? Çekimden sonra sorası. yazarız onu. Öyle mi? Tamam. Ben tamam tamam okey. Ee, burayı o zaman bitirdim. Sıkıntı yok değil mi? burada? Çünkü düzgün söyledim ben. Tamam sıkıntı yok. Değil mi? Tamam. 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 Okyanus ve denizlerde bulunan mercanlar, deniz canlılarının en önemli beslenme ve barınma alanlarıdır. Küresel ısınma ve deniz seviyelerinin yükselmesi öncelikle mercan risklerini olumsuz etkileyecektir arkadaşlar. Bunları da lütfen unutmayalım. Yine su döngüsü deyince, yeryüzündeki suların buharlaşması ve canlıların terlemesiyle atmosferde su buharı oluşur. Su buharı yükselerek soğuk bir hava kütlesiyle karşılaşarak veya soğuk bir yüzeyle temas ederek yoğunlaşır. Tekrar yeryüzüne iner. Yüzey sularını ve yeraltı sularını besler. Kısacası su döngüsüne sırasıyla buharlaşma, terleme, yoğunlaşma, yağış, yüzey akışı ve yeraltı akışı gerçekleşecektir. Yeryüzündeki suların %97'si deniz ve okyanuslarda tuzlu su halinde. %3'ü ise tatlı su halinde bulunur. Bunun da yaklaşık %2'si kutuplarına buz halinde bulunacaktır arkadaşlar. Müzik